Batuhan Yaşar. O telefonun içinde ne var? Amerika Birleşik Devletleri ile gergin günler yaşıyoruz ama emin olun bunlar eninde sonunda yaşanacaktı. Diyebilirsiniz ki niye böyle oldu? Keşke olmasaydı. Tamam olmasaydı tabii ama yaşananların hiçbiri Türkiye kaynaklı değil. PKK-PYD'ye 3500 tır silah gönderiliyor. Rakka'da Abdullah Öcalan posterleriyle kutlama yapılıyor. FETÖ pamuklara sarılmış bir sonraki operasyon için hazırda bekletiliyor. 84 klasörlük FETÖ dosyasının kapağı bile hala açılmadı. FETÖ'nün ittirmesiyle Güney New York Savcılığı'nın açtığı sözde Halkbank davası... Sözde diyoruz çünkü hukuki temeli olmayan uydurma delillerden oluşuyor. FETÖ 17-25 Aralık yargı darbesini Amerika'da devam ettirmeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanlığı korumalarına çıkartılan tutuklama kararı, silah ambargosu nasıl iyi olabilir ki ilişkiler bu şartlar altında? Soruşturma derinleşiyor. Metin Topuz'u hepimiz yakından tanıyoruz. Amerika İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi. Tam 35 yıldır orada çalışıyor. Ama çok ilginçtir konsoloslukta resmi kaydı bile yok. Peki neyle suçlanıyor Metin Topuz? 1. 17-25 Aralık yargı darbesine organize edilmesi, Zekeriya Öz, Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Yasin Topçu ve Mehmet Akif Üner'le yakın temas. 2. 15 Temmuz darbe girişimiyle irtibatı, darbeye direnen herkesi vurun diyen eski emniyet müdürü Zeki Taşkın'la defalarca görüşmesi, 15 Temmuz günü personele silah dağıtan İstanbul İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Oktay Akkaya ile telefon irtibatı, 3 gezi olaylarıyla ilişkisi. Gezi kalkışması sırasında eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ile telefon görüşmeleri. Yeni delillerin elde edilmesiyle soruşturma daha da genişliyor. İşte Metin Topuz kuvvetli suç şüphesi gerekçe gösterilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı. Şaşırtan nota. Hepimiz bir anda Metin Topuz'un cep telefonu için verilen Amerikan notasıyla irkildik. Washington Ankara'ya telefonu hemen iade edin diyordu. Demek... Telefonun da notası oluyormuş. Bağımsız Türk mahkemelerinin iddiaları soruşturmaya devam ediyor. Her şey didik didik ediliyor. İrtibatlar araştırılıyor. Kontaklar tespit ediliyor. Metin Topuz kimden talimat alıyordu? Aldığı talimatları kimlere iletiyordu? FETÖ ile kurduğu direkt irtibat. İşte bütün bunların hepsi Metin Topuz'un cep telefonunda gizli. Sizce stratejik ortağımız bunların ortaya çıkmasını ister mi? O telefon şimdilerde didik didik ediliyor.'' Biraz daha beklemekte fayda var. Çok ciddi gelişmeler arifesindeyiz. Metin Topuz'un telefonu üzerinden yapılan konuşmalar, gönderilen ve alınan mesajlar, Zekeriya Öz irtibatı delil olarak dosyaya girecek. Metin Topuz Halk Bankası'nın karşılığı mı? Amerika medyasında birbirinden ilginç haber ve yorumlar yayınlanıyor. Metin Topuz Halk Bankası'nın karşılığı mı? Mahkum pazarlığı mı yapılıyor? Yaptığımız araştırmaların neticesini hemen aktaralım. Hiç alakası yok. Metin Topuz olayı ortaya çıkan delillerle şekillenen bağımsız bir soruşturma. Bağımsız Türk yargısı ortaya konulan delillere göre hukuki adımlarını atıyor. New York'ta devam eden Halk Bankası soruşturmasına da bakalım. FETÖ'nün izi o kadar belli ki delil yok. İfade yok, itiraf yok, FETÖ'nün uydurma küpürleri dosyaya sokulmuş. Aynı 17-25 Aralık'ta olduğu gibi. Biraz ciddi olmak lazım. Artı bu kötü, bu iyi diyerek bu işler olmuyor. Tuğkakayla hiç olmuyor.'' İtiraflar da Washington'a gönderildi. Türkiye'nin FETÖ dosyası o kadar sağlam ki son olarak FETÖcülerin itirafları, FETÖ 15 Temmuz ilişkisini gösteren deliller, görsel ve yazılı materyaller, Fethullah Gülen'den aldığım talimatla diye başlayan ifadeler hepsi FETÖ'nün iadesi için yapılan başvuru klasörüne eklendi. Eklendi, eklenmesine de henüz Washington'dan ses seda çıkmadı. Görünen o ki Ankara-Washington arasındaki fırtına bir süre daha devam edecek. Batuhan Yaşar Türkiye